Merhaba. Bugün yine sizlere Irak, Suriye ama onunla da birlikte Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan güvenlik gelişmeleri ve terörle mücadele konusundaki görüşlerimi aktarmak istiyorum. Bu esasen bir askeri gözle bakarsak Suriye'deki gelişmeler, Irak'taki gelişmelerle zaten birleşti. Tek bir cephe oldu. Ama maalesef ülkemizin güneydoğusundaki yeni güvenlik konsepti adı altında sürdürülen harekatı da buna katarak bu üç cephenin birleştiği artık söylenebilir. Irak'taki en vahim gelişme biliyorsunuz bizim Başika'daki önce eğitim misyonu olarak başlayıp daha sonra yaptığımız tank ve komando takviyesiyle kalıcı hale dönüştürdüğümüz kampımıza yapılan saldırıydı. Dört askerimizin orada hayati tehlikeleri olmayacak biçimde Genelkurmay Başkanlığımızın açıklamasına göre yaralandığı anlaşılıyor. Onlara şifa diliyoruz tabii ama bu üssümüzün güvenliğinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Bulunduğu yerin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Siyaseten yapılan hatanın nelere mal olabileceğini çok önemli biçimde anlatıyor. Yapılan saldırıda bir istihbarat açığı olduğu da anlaşılıyor. Çünkü orada o gün peşmergeye maaş ödemesi yapıldı. Onların dolayısıyla orada toplandıkları anda bu saldırının yapıldığı, bugüne kadar hiç yapılmadığı halde şimdi nasıl bunun bizim askerimizin oraya konuşlanmasından sonra yapıldığı, dolayısıyla zamanlamasının da yerel halk tarafından sorgulandığı, öte yandan Şii milislerin de Haçlı Şabi'nin de o tarafa doğru yönlenmeyi dile getirdiği son zamanlarda sahadan gelen bilgiler arasında bunlar çok vahim. Ülkemizin orada tarafların ortada kalması bakımından çok vahim gelişmeler. Bununla ilintili olarak Suriye'ye dönersek orada da Suudi Arabistan liderliğinde iki gelişme yaşandı. Bunlardan bir tanesi Merkezi Riyad'da olmak üzere ve Sünni İttifak adı altında kurulan bir ittifak. Bunda esasen daha sonra ironiyle karşılanan gelişmeler de olmadı değil. Çünkü bu ittifakın içindeki Lübnan'ın başbakanı bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı ise bizim böyle bir ittifaka katıldığımızdan bilgimiz yok dedi. Pakistan daha sonra bizim böyle bir ittifakta yer almamız söz konusu değil dedi ama terörle mücadele dendiğinde Orta Doğu'da bir tarafta İran'ın ve diğer tarafta Irak'ın içinde olmayıp kendini Sünni İttifak adı altında yorumlayan bir askeri yapılanma içinde Türkiye'nin de yer alarak buna IŞİD'le mücadelede sonuç beklemesi bence siyaseten çok vahim bir gelişme ülkemiz açısından. Diğer husus ise yine Suriye'de, yine Suudi Arabistan girişimiyle yapılan Riyad'daki muhalefet toplantısıydı. Bu silahlı muhalif gruplardan Nusra cephesi El-Kaide bağlantılı olduğu için oraya gitmedi. Ahrar-ı Şam ise son gün çekildi. Orada da dolayısıyla çok tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Bir tane de zaten IŞİD var. IŞİD'le kimi zaman işbirliği yapan, çoğunlukla çarpışan El-Kaide ilintili Nusra cephesi var. Ve uluslararası kaynaklarda hep ülkemiz tarafından desteklendiği, vurgulanla gelen Ahrar-ı Şam var. Bunların her birinin ayrı bir tarafta durduğu, öte yandan Viyana barış sürecinin başlamasıyla birlikte de Ürdün istihbaratını yaptığı çalışmanın sonuçlanıp bazılarının aralarından terör örgütü olarak adlandırılarak hedef olacağı bir ortamda oradaki cephenin, yani Suriye içindeki Suriye'nin kuzeybatı cephesinin dalgalanarak bizim ülkemize doğru girmesi bence kaçınılmaz. Bu ne demek? Bu şu demek, kış aylarından itibaren, ilkbahar aylarından itibaren ülkemizde lojistik şebekeleri olan, güvenlikli evleri olan Suriye'deki Arap grupların bu çatışmalarını bize taşıma ihtimallerinin güçlenmesi demek. Bu çok vahim bir ulusal güvenlik gelişmesi. Oradan Güneydoğu'ya geçersek biliyorsunuz Güneydoğu'da da ilk kez zırhlı araçlar, tanklar kent merkezlerine girdiler. Yakım yıkım görüntüleri, insanların evini terk etmesi, aldıkları SMS mesajlarıyla orayı terk eden öğretmenler, hastanelerde yatıp kalkan sağlık görevlileri, bunlar çok vahim bir gelişme. Görünen o ki orada gerek örgüt, gerekse
karşısında güvenlik konsepti adı altında devlet sanki bir iç savaşın olması için adeta ellerinden geleni yapıyorlar. Bu gelişmelerin üçünün birleşmesi Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinde karşı karşıya bulunduğu en varoluşsal tehlikeyi yaratıyor. Hepimizin bu konuda çok sağduyulu davranarak derhal bu izlenilen yanlış politikalardan terk etmesinin gerek dışarıda gerek içeride yerinde olacağı kanaatindeyim. İyi günler dilerim.